Etimesgut Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal'la beraberiz. Aslında sadece Etimesgut Belediyespor demek hatalı olur. Birazdan zaten sohbette göreceksiniz. Hasan abi, bizi ağırladığın için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir de ortam var. Ofisin evet. Alt katı havuz başındayız. İçeride spor salonları var. Evet. Bu evet. Sene güzel bir sezon başlayacak gibi geliyor. Biz Etimesgut'tan çok ümitliyiz. Neler oluyor Hasan abi? Şimdi kahvaltıyla başladık inşallah. Evet. Kahvaltıda memnun oldunuz yani neticede. Sizin kahvaltılarınız hep güzel oluyor abi. Sağ olun. Bu üçüncü katılışım sezon başı kahvaltısına. Evet. Ve sağ olsun basın da ilgiliydi. Arkadaşlar da geldi. Yani biz Etimesgut spor olarak bir bakıyorum. Basınla olsun, yerel vatandaşlarla olsun, seyirciyle olsun. Hemen hemen herkesle diyalogumuz iyi gidiyor. Herkes bize karşı ilgisi gayet güzel. Gurur duyuyorum yani. İnşallah çok daha güzel bir Etimesgut spor olacak. Başlangıcımız tabii ikinci ligde ikinci senemiz. Birinci sene düşündüğümüz hedefimiz hemen hemen tam hedefi yakaladık. Daha aslında bir iyisi olabilirdi. Playoff bile olabilirdi. Playoff olsaydı da sonucu olmayacaktı. Yani onun için biz yakaladığımız yer, olduğumuz yer gayet güzel bir sezon bitirdiğimize son derece inanıyorum. Hedefimizi yakaladık en azından. Belirlemiş olduğumuz yerde bıraktık. Bu seneki hedefimizi de inşallah yakalayacağız. Bu geçmişte yakaladıysak bu sene niye yakalayamayalım? Düşüncem öyle. İnşallah bu sene bu ligde biz lider oluruz gibi geliyor. Takımı öyle kurduk. Yani takımı kurduk derken işte hocamız olsun, çocuklar olsun, hepimiz iyi bir entegre olduk. Olacağız. Güzel bir kulüp olacağız ve başarılı olacağımızdan vallahi eminim ben yani. Becereceğiz yani. Biz hedefimize ulaşacağız ve Ankara takımı olacağız. Zaten onun evet. Sinyallerini çok veriyorsunuz evet. Abi. Benim sizinle tanışmam çocukluğuma dayanıyor ama evet. Sporda konusundaki tanışmam Etimesgut evet. Sincan maçında ilk evet. Etimesgut maçına geldim ve o gün 3. lige çıktı. Ondan sonra sistemi incelediğim zaman ilk sene bir hazırlık sezonu, ikinci sene çıkış sezonu oluyor. Evet. Aynı sistemde 3'ten 2'ye bu şekilde çıktı. Şimdi 2'de evet. de yine hazırlık sezonuydu. Hatta önceki senelere rağmen bir korku da yaşatmadı takım. Ligde evet. kalmayı rahatladı, baştan rahatlattı, gösterdi. Şimdi bu sene takım çıkacak diye düşünüyorum ve kadro yapısı da sanki onun için dizayn edilmiş gibi gözüküyor. İkinci ligin bilinen kaliteli topçuları üzerine bir kadro kurmuş sanki. Birinci lig veya süper lig futbolcuları değil, bu ligin başarılı futbolcularıyla kurulmuş gibi. Şimdi kadro konusunu ben fazla hani desem ki şöyle iyi sporcu aldık, şu iyidir, şu çok güzel oynuyor falan filan. Vallahi millet yani seyreden der ki ya bu ne zaman bu futboldan bu kadar anlıyor. Yani onun için kadro işini tamamen bizim sportif direktör Yılmaz ve hocaya bıraktık. Onların işi o. Netice itibariyle o işi iyi bilen kim? Onlar. Ben biliyorum desem hata ederim. Ben yöneticiyim. Onlara bu işi bıraktık ve çok güzel bir kadro kurduklarını söylüyorlar. Ben de buna inanıyorum çünkü güvendiğim insan ikisi de. İyi bir kadro kurdular. Bu kadroyla ben zannediyorum ki bu sene biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirdiğimiz zaman bu sene mutlaka başarılı olacağız diye düşünüyorum. İnşallah ilk maçlardan itibaren bir şey yakalarız. Ve o yakaladığımız hızla devam ederiz. Heyecan hiç bitmez. O heyecanına götürürüz. Yani sporda hem ben bir heyecan yaşıyorum. İşte Etimesgut halkı, Ankara halkı bir heyecan yaşıyor. Arkadaşlarımız, yönetim heyecan yaşıyor. Heyecan olmadığı zaman da sporun pek bir ne bileyim yani böyle verdiği bir şey yok. Önemli evet. olan heyecanlı olmak yani heyecanı bırakmamak lazım. Onu da inşallah biz ilk maçtan itibaren o heyecanla lig sonuna kadar başarıyla götüreceğiz diye düşünüyorum. Yani. Hasan Başkan'ın futboldan fazla anlamıyorum, bırakıyorum diyor ama ben Gençler Birliği maçlarına geliyorum. Hasan Başkan'ın orada. Rize maçlarında uzun süre yönetimdeydiniz. Bize. Evet. Etimesgut'un bütün maçlarına deplasmanlar evet. dahil varsınız. Evet. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda başkan vekilisiniz. Evet. Boks Federasyonu'nda başkan vekilisiniz. Evet. Yani sporun her alanında varsınız ama evet. futbolda özellikle benim diyen kulüp başkanını bırakın gazeteciden fazla maç izleyen birisiniz başkanım. Şimdi izlemek, ondan zevk almak, takip etmek o farklı bir şey. Ondan zevk alıyorum. Yani sporun içinde olmaktan zevk alıyorum. Sporun yönetiminin içinde olmaktan zevk alıyorum. Ama ben dersem ki ya bir boksöre sen şöyle vuracaksın. Olmaz o zaman. Çünkü onun hocası var. O işi bilen o. Ama öyle olmuyor başkan. O işi bilen beş o. Beş tane maç izleyince bir numara futbol ustası olur başkanlar genelde. Yok öyle yapmamak. O yanlış. Herkes kendi işini yapacak. Ha o zaman
Eğer ben çok iyi futboldan anlıyorsam o zaman hoca almama gerek yok. Eğer hoca almadan bu işi götürüyorsam tamam. O Futbol Federasyonu yönetmelikleri uyguluyor. Yoksa birçok kulüp başkanı ona niyetli. Kendi yapar diyorsun. Kendi yapar. Ya onun sizin apayrı bir profiliniz var Hasan Başkan. Evet. Hatta biraz önce içeride şeyi hissettim. Ankara'da bütün kulüp başkanlarıyla yöneticileriyle öyle böyle görüşüyoruz ama normal hayatta abi diye hitap ettim. Galiba bir tek siz varsınız. Bu sizin bize verdiğiniz samimiyetten, enerjiden kaynaklı. Ben bunun için aslında çok teşekkür ediyorum. Gençler Birliği'nin sezon açılışında Habertürk gazetesinden Ali abimle konuşuyoruz. İşte Ankara Sporu sorunları falan. Ya hiçbir takımımız iddialı değil, bir şey değil. Orada durduğumuz nokta Etimesgut oluyor. Etimesgut takımda bir hedefi var. Tesis seçmesini sağlıyor. Şu anda stadını yapıyor sanırım. Evet. İlaveten Bağlıca'ya güzel bir de tesis yapıyor. Başladı. Evet. Birçok konuda Etimesgut gerekli, yani bir kulübün yapması gereken hamleleri hızlı yapıyor. Hatta evet, futbol konusunda eleştirilecek kadar fazla yapıyor. Futbolcuların primleri konuşuluyor, bu kadar yüksek prim veriyorlar falan, evet, ki biliyoruz ki siz kendiniz hallediyorsunuz. Evet. İşte. Biraz evet, o yapıyı da anlatabilir misiniz bize Hasan Başkan? Şimdi şöyle, aslında spor kulüpleri kendi kendini idare edecek şekilde mali yapıya kavuşturulması çok iyi olur. Çünkü başkanlar gelip geçicidir. Yani bugün vardır, yarın yoktur. Neticede iyi bir kulübün kendi kendini idare etmesi gerekir. İşte Gençler Birliği'nde bunu görüyoruz. Rahmetli, Allah rahmeti üzerine olsun, İlhan abi çok güzel bir sistem kurdu. O sistem çerçevesinde gidiyor. Ben İlhan abi her konuda örnek alıyorum. Yapmadığı şeyleri de orada görüyorum, eksiklerini de görüyorum. O eksikleri de tamamlamak üzere Etimesgut'u o yolda yürütüyorum. İnşallah daha başarılı olacak diye düşünüyorum. Çünkü netice itibariyle önümüzde bir örnek bana göre Gençler Birliği. Gençler Birliği'nin dışında ve Süper Lig'de borcu olmayan bir takım yok. Yok. Yani. Onun için birçok şeyden örnek alıp iyi yapmak için çalışmak gerekiyor. Biz de onu Etimesgut'ta yapıyoruz yani. Tesislerimizi, şunlar bunlar hepsini. Başkanımız da sağ olsun, belediye başkanı Enver Bey de çok ilgili. Evet. Yalnız bırakmıyor. Hem manevi hem tesisler açısından büyük destek veriyor. Öyle olunca da ne kalıyor bize? Başarı kalıyor. Biz de o başarıyı yakalarız diye düşünüyorum. Bizim çok çalışmamız lazım. Birincisi takımı çok iyi bir yerde tutmamız lazım. İkincisi seyirciyi çok iyi motive etmemiz lazım. Seyirci potansiyelini de düşünmemiz lazım. Seyircinin kalitesini de düşünmemiz lazım. Yani kavga etmek için maça gelen bir seyirci değil, zevk almak için maça gelen bir seyirci kitlesi oluşturmamız lazım. Ondan sonra Ankara'nın takımı olması lazım mutlak surette. Mutlak surette Ankara'da çok iyi bir takım olması lazım. Stadyumumuz mesela 10.000 seyirci. Bize 10.000 seyirci yeter. Ve tam mahallenin arasında. Evet. Direkt evet, insanlar evinden çıkıp 2 dakikada stada gelebiliyorlar. Evet. Çok güzel. Evet. Ve çok güzel bir proje. Yarısını yapıyoruz. Yarısını da inşallah seneye herhalde başkanımız ihale eder onu da. Seneye de yarısını tamamlarsak gayet güzel bir stada kavuşmuş oluruz. Ondan sonra tesislerimiz zaten devam ediyor. Onlar da bitince tam bir kulüp olmuş oluruz. Ve bir sonraki adımımız da Süper Lig olur inşallah. Yani gerilimli, gergin geçen maçlarda kulübün tavrı, psikolojisi taraftarı da yansıyor. Örnek gösteriyorum. Bir Van maçı vardı çok. Evet. O maçta ben vardım. Evet. Her türlü olayı açık bir maçtı. Etimesgut'un küme düşmeye, ligde kalma o evet, dertleri vardı. Van'ın da benzer sıkıntıları vardı. Taraftarlar evet, da gelmişti ve olay çıkmaya çok müsaitti. Ama hem kulüp evet, yönetimi hem taraftar o kadar enteresan bir pozisyon aldı ki o maç tertemiz geçti. Evet. Bu sene Giresun maçı, Gümüşhane maçında yine benzer ihtimaller vardı. Evet. Yine bertaraf edildi. Etimesgut mahalle takımını bu çok güzel bir şekilde bence beceriyor. Evet. Şimdi şu tesis kısmında ben kaldım. Kulübün maddi durumunu kendi yönetebilmesi dediniz. O tesisler nasıl bir tesisler oluyor? Kulüp nasıl oradan kendi geçimini sağlayabilecek hale gelecek? Şimdi tabii şu aşamada daha kafamdaki şeyleri yapmış değiliz. Tesisler sadece antrenman sahaları ve kalıcı bir bina. Oradan gelir getirici bir tesis Bağlıca'da da belediyenin yapmış olduğu yerde yok. Ama ikinci kısımda bizim yerlerimiz var. İnşallah orada gelir getirici bir şeyler yapayım istiyorum. O gelirleri de Etimesgut'a aktaralım düşüncesindeyim. Aslında tabii Enver Başkanımız inşallah bir dahaki dönemde beraber olursak
o zaman kafamda çok şey var. Yani en azından 1-2 benzinlik olabilir, 1-2 ticari yer olabilir. Bir iyi bir altyapı tesisleri olabilir. Altyapı tesislerini oluşturduğunuz zaman zaten dışarıdan eğer sporcu almazsan, aşağıdan yetiştirirsen kulüp borçlanmaz, kendi kendini idare eder. Yani yaklaşık bu kulübün ayda 200 bin liralık bir geliri olsa kendi kendini idare eder. Onu da ben zaman içerisinde o geliri de sağlayacak şekilde bir şeyler yapacağımıza inanıyorum. Yani. Şimdi anlamadım. Kendi arazinize tesis yapılacak, bir şeyler yapılacak, bunun geliri kulübe gelecek diyorsun aslında. Evet tabii mu? Bir miktarını tabii öyle de düşünüyoruz tabii. Yani neticede... Yani yapılacak yani, bir iş değil normalde. Ticari olarak siz ticari adamısınız. Biz yapıyoruz. Yani işte vakfı bulmaya çalışıyoruz. Bak hayır hasenet yapıyoruz. Karşılık beklemeden çok şey yapıyorum yani. Bu da bir hayır hasenet gibidir. Netice itibariyle spor kulüplerine yardım etmek de bir hayırdır. Çünkü orada görüyorsunuz işte 30 tane genç çocuk vardı. O genç çocuklara sen katkı sağlıyorsun. Bu güzel bir şey yani. Kendi yerimizden de olabilir. De öyle olmuyor evet. Başkanım yani. Normalde şimdi sizin bu Etimesgut Belediye Sporu, Etimesgut Spor AŞ'ye çevirmeniz lazım. Listelerini almanız lazım. Ondan sonra o tesislerden kulübe gelir gelse de en azından kulüp benim demeniz lazım. O neticede bir belediye spor kulübü. Yani Rize Spor'un en büyük ortaklarından bir tanesiniz. Evet. Orası bir şirket, oranın bir yapısı var. Ama evet. Etimesgut Belediye Spor yapısı belediye takımı. Evet. Yani sizin bunu yapmanız enteresan evet. geliyor. Yanlış anlamayın, kötü manada söylemiyorum başkan. Tabii tabii. Şimdi Etimesgut Belediye Spor Kulübü de belediyeye bağımlı bir kulüp değil. Özel bir kulüptür. Yani bir dernektir. Etimesgut Belediye Spor Kulübü Derneği. İsmi Etimesgut Belediye Spor olarak addedilmekte. Hani Etimesgut Spor'u da bir şekilde medyada falan tanıtmış oluyoruz belediyeyi de. O faydası oluyor. Onun yanında da belediye bize ne yapıyor? Stadımızı veriyor. İşte tesisleri yapıyor sağ olsun. Spora hizmet ediyor. Netice itibariyle belediyelerin de spora hizmet etmesi en doğal şey. Enver Başkan da o konuda gerçekten evet. güzel çalışıyor. Evet. Çok teşekkürler kendisine. Ya biz entegreyiz zaten. Enver Başkan, ben, takım hep beraber çok iyi bir çalışma grubumuz, çok iyi bir birlikteliğimiz olduğu için başarıyı yakalıyoruz. Ama her halükarda takımlar kendi kendini idare edecek şekle gelmesi lazım. Bir. İkincisi, yöneticiler kendi kulübün yapmış olduğu hatalardan, borçlardan, şunlardan, bunlardan sorumlu olması lazım. Yoksa bir kişi bir dönem kendini popüler yapmak için, medyatik yapmak için kulüp başkanı olup ikinci sene korkunç bir şekilde borçlarla kulübü bırakıp bir yere gitmesinin engellenmesi lazım. Bunu federasyonun düşünmesi lazım. Anonim şirkete ben hep karşıyım. Rize Spor'da da karşıyım. İşte örneğini de görüyoruz. Rize Spor AŞ yönetim kurulu toplantısı var yakında. Gitmeyeceğim. Yönetim kurulu toplantısında da genel kurulu var. Genel kurulda gitmeyeceğim. Ne olacak yani? Orada kulüp ortaklar, anonim şirketin ortakları ne derse oluyor. Bu ne demektir? Halktan kopuk bir evet. yapı. Halktan kopuk bir yapı olduktan sonra o takım olsa ne olur? Yani başarıya ulaşsa ne olur? Netice itibariyle öncelikle halkla bütünleşecek. Hangi yerin takımıysa, Rize Spor'sa Rize halkıyla o takım, o dernek bütünleşecek ki oradan zevk alsın insanlar. Yoksa kulüp ayrı, vatandaşlar ayrı, yönetim ayrı. Ondan zevk alınmaz yani. O Süper Lig'de olsa ne olur yani? Neticede biz Etimesgut Spor'u örnek bir kulüp olması için çalışıyoruz. Örnek bir kulüp olacak diye düşünüyorum. Yani ezber bozan başkanlardan birisiniz. Çünkü aynen öyle. Bu cümleyi kuran, ben kulüp başkanı görmedim. Normalde şirketleşmesi lazım. Şirket üzerinden gitmesi lazım. Siz dernek olarak devam etmesi lazım ama yasasından düzgün çıkıp yöneticilerin, evet. başkanların evet. kulübü borçlandırmalarından sorumlu olması lazım diyorsunuz. Evet. Ki bir kulübün başkanı olarak hatta evet. bir taraftan da Rize'nin de başkanlığını düşünen birisi olarak değil. Aynen. Çünkü bunu Rize medyasında açıklamıştınız, ondan rahatlıkla evet. kullanabiliyor. Evet. Evet. Bu benim de keyif aldığım bir söylem, savunduğum bir söylem. Ondan evet. dolayı çok mutluyum ama kulüp yönetimlerinde biz bu söylemi maalesef göremiyoruz. Yani onlar şirketleşme üzerine, sahipleşme üzerine gidiyorlar. Siz kulüplerin sahibi haktır diyorsunuz evet. bu tarafta. Kulüplerin sahibi hangi vilayetinse, hangi ilçeninse orada yaşayan insanlardır sahibi. Öyle olmalıdır. Öyle olursa o zaman oradaki insanlar kulübü sahiplenir. Maçına gelir, ilgi duyar, aynı tezahüratı yapar. Oradaki insanlarla bir yerde kaynaştırıyorsun evet. yani. Ama anonim şirket olduğu zaman bu böyle değil ki ya.
Değil yani. Neticede anonim şirketin sahibi vardır yani. Evet. Yani siz Rizelisiniz. Hatta Rizeli'nin de Fındıklısınız. Evet. Orası biraz daha ayrı bir bölge olarak gözüküyor, evet. Fındıklı. Bir nehir var galiba. Nehirin iki kanadı diye yok, şey yapıyor. Orada şeyde tünel var. Tünel. Bir tünel var. Orada nehir çok. Her taraf nehir. Tünelin öbür tarafı bu tarafı derler. Ama yani biz Rize'liyiz. Rize'nin o tarafı da bu tarafı da hep aynı. Ben Rize'li sizi mezunuyum yani. Ben Rize'yi birbirinden ayırmak mümkün değil. İşte Rize'yi toparlamak lazım. Rize'yi çok daha iyi toparlamak lazım. Bu işte orada ne düşünüyorsunuz? Rize sporla olabilirdi. Yani bu adaylığınızı düşünüyordunuz bir dönem. Açıklamıştınız da hatta olabilir. Şimdi anonim şirkette adaylık olmaz ki. Evet. Anonim şirkette kimin gücü üstesi fazlaysa onun şeyidir. Yani adaylık eğer Rize Spor dernek olsaydı ben çoktan başkan olmuştum. Yani. Çünkü vatandaşlarla benim diyaloğum iyidir. Yani Rize'deki olan bakıyorum kamuoyuna, o kamuoyda bize yakın bir kamuoyu var. Ama maalesef anonim şirketin genel kurulunda ben aday oldum deme şansın yok. Yok, yani. Yönetim yok. Kurulu toplantısında çözülen tabii. İşler artık. Tabii bunlar yani. Kendi arasında, yönetim kendi arasında belirler. Onlar zaten bir de anonim şirketlerin genelde hissedarların tamamı katılmaz genel kurullara. Çok az bir kısmı katılır. O katılanlar da zaten belirlenmiştir, belirlenen şeyler geçer gider. Peki yani. Peki yönetim içinden böyle bir çağrı yok mu? Hasan Bey gelin başkanlığa artık falan diye. Yok, öyle bir şey yok. Çünkü hatta ciddi... yönetim açıkladı. Yönetim şunu açıkladı. Biz devam edeceğiz. İşte yiğit düştüğü yerden kalkar misali. Biz oradan kalkacağız diyor. Ama bu yiğitlik değil ki. Sen şimdi Süper Lig'deyken şehirle bütünleşemeyen bir kulüp yapısı var. O yapı çerçevesinde sen düşmüşsün aşağıya. Bir daha oradan ben kalkacağım. Ya oradan kalksan bile sen şehirden kopmuşsun. Süper Lig'de bu şehri toparlayamadın. Birinci Lig'de nasıl toparlayacaksın? Evet, gelirler falan da düşüyor. Yani birinci Lig'de, gelirini düşünmesen bile. En borçlu 5 kulüpten bir tanesi şu an Rizespor. Geçen yani, istatistiklere baktığımda en borçlu 5 kulüpten bir tanesi. Evet. Yani öyle bir de bir ekstra evet. Durumu var. Yani evet. O işlerini daha da zorlaştırıyor. Evet. Ben yani Rizespor'u vallahi üzülüyorum. Yani Rize için üzülüyorum ama neticede Rize'nin de önde gelen çok büyük kişilikler var. Çok saygıdeğer insanları var. Onlar da düşünüyordur herhalde. Belki böylesi hayırlıdır diyordur. Bilemiyorum yani. Bize bir görev verilirse biz görevi yerine getiririz. Elimizden geleni yaparız. Hele Rize için her şeyi yaparız. Ben hem doğduğum yere hem doyduğum yere elimden geleni yaparım. Doyduğun yere tekrar geleyim abi. Şu anda teknik direktör seçiminde özellikle Ankaralı hoca tercihi var. Evet. Hatta Yılmaz Hoca ile konuşmalarımızda biliyorum, hatta futbolcuları da Ankaralı olsun diye, Ankara'da yaşayan futbolcular olsun diye özellikle bir istek var. Bu Yılmaz Hoca'dan da sizde de sirayet etmiş, benzer evet. Gidiyor. Bu işte doyduğum yer kavramından galiba. Şimdi tabii şimdi neticede Ankaralı olursa, şimdi biz de ben 72'de gelmişim Ankara'ya. Yani Ankaralı olursa daha çok sarılır, evet. Daha çok kulübü sahiplenir. Onun için Ankaralı olmasında, futbolcunun da Ankaralı olmasında, hocanın da Ankaralı olmasında kulübe faydası olacağı düşünüyorum yani. Ve yani görünüşte de çok sempatik geliyor. Yani böyle bir tercih yapılıyor olması Ankara evet. Takımının bu evet. Şehir kimliğini de bütünleştirme açısından. Evet. Yani bizim hedefimiz zaten Ankara kulübü olmak, Ankaralılarla kaynaşmak, Ankaralıların bizi kucaklaması ve Ankaralı olduğumuzu hissetmek. Bundan daha güzeli var mı? Onun için isterim ki hepsi Ankaralı olsun. Ha bir taraftan da Rizeli olsun isterim. Yani. ama önce Ankara, sonra Türkiye'yi de düşüneceksin. Yani bu birlikteliği ufaktan başlayıp büyüğe doğru gitmek lazım. Etimesi Ankara, Türkiye. Böyle Ankaralı hocalar da, Ankaralı sporcular da Etimesgut'un bu hassasiyetini bilip ona göre de dikkatli davranmaları lazım. Gittiği zaman da sizi evet. De mahcup etmemeleri lazım. Bir taraftan bu da önemli. Çünkü Ankara'nın da portföyü çok çok fazla geliştirmiyor kendisini. Hocalarımız evet. Falan da dinliyorlarsa onlara da mesaj gitsinler. Çok çok evet. Fazla alternatif arasında uğraşmıyorsunuz aslına bakarsanız.
Yani Süper Lig'e çıktığı zaman ne olur? Ankaralı hocalar kalır mı? Ama inşallah bizim bu hocayla Süper Lig'e çıkarız, devam ederiz yani. İnşallah. Hayat hocam da Ankara için önemli bir hocadır. Evet. Futbolculuğundan teknik direktörlüğüne bizim için de çok özeldi. Biz de duyduğumuzda çok sevinmiştik. Evet. Biraz da amatörlere geçelim. Amatörlerde de siz görev alıyorsunuz, yetkin görev alıyorsunuz. Bu sene enteresan bir şeyler oldu. Melih Başkan bir toplantı düzenledi. Gölbaşı'nın yeni sahaların müjdesini verdi. Başka semt sahaları falan. Amatörlerin sorunları çözülüyor gibi bir hisse kapıldık biz. Sen kapılabildin mi? Şimdi başkan? Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda başkan yardımcılığı görevim var. Neticede temel nedir? Amatör. Amatör spor. Temelin iyi olmazsa üstü sıkıntılı olur. Temeli sıkıntılı olan bir binanın üstü sağlam olur mu? Olmaz. Ama amatör spor federasyonlarına bence daha farklı bir yaklaşım olması lazım devletin. Yani bir geliri yok. Bir onların da bir sistemi olması lazım. Amatör kulüpleri federasyonunun bir yönetim şekli olması lazım. Bir uğraşacağı alan olması lazım. Yapması gereken şeyler olması lazım. Yani sistem şeklinde çalışması lazım. Denmesi lazım ki kardeşim amatör sporların 10 tane sahası mutlaka olması lazım. Bunu devlet karşılaması lazım. Bu sahaların Ankara'nın her tarafına yayılması lazım. Her mahallede işte bir amatör spor kulübünün bir yeri olması lazım. Oradaki spor kulüplerine tahsis edilmesi lazım. Yani bunun Ankara'yı örmesi lazım. Amatörde, amatör spor dallarında da Ankara'yı örmesi lazım. Gençleri o şekilde yetiştirmesi lazım. Ama buna imkan veriliyor mu? Verilmiyor. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun bir geliri yok ki. Bunu nasıl yapsın? Halbuki devlet şöyle demesi lazım. Ya bir Gençlik Spor İl Müdürlüğü var. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ne yapıyor? Sporu organize ediyor. Evet. Ve onlara maaş veriyorsun. Ankara Amatör Spor Kulüpleri'nde başkan yardımcısın. Bana maaş veriyor musun? Yok. Vermiyorsun. Başkana veriyor musun? Vermiyorsun. Yönetime veriyor musun? Vermiyorsun. Bak bilave yani bedel almadan ve kendini yetiştirmiş insanlar orada sana hizmet etmek istiyor. Spora hizmet etmek istiyor. Önünü aç, onlara imkan sağla. Onlar da bu imkanlar çerçevesinde kendileri bir şeyler yapsın. Bu vilayetine, bu şehre bir şeyler yapsın. Ama o imkanı sağlamıyor ya. Ben anlamıyorum. Yani aslında bunu düşünmesi lazım. Bakanın düşünmesi lazım. Başbakanın düşünmesi lazım. Spor adamlarının düşünmesi lazım. Hazır çalışacak, hazır kendisini bu işe adamış olan 21 kişi, 20 kişi var bizim yönetim. Evet. 20 tane adam var ya. Bedava geliyor, gidiyor, uğraşıyor seninle. İşte bir de sadece amatör futbola yoğunlaştırıyorlar. Sadece o ligi organize eden bir yapıya geçiriyorlar. Siz Boks Federasyonu'nda başkan vekilisiniz. Evet. Ama Boks Federasyonu'nun Ankara'daki sporcularıyla Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun hiçbir bağlantısı ve ilintisi yok. O da yanlış. Evet. O da yanlış. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu diyorsan sporun tümünü kapsaması lazım. Neden kapsamıyor? Kapsayamıyor. Ekonomik bir güç yok ki. Ekonomik güç olmadığı zaman ne yapıyor? Yine futbolla ilgileneyim, biraz onun işte getirisi olur. En azından biraz da takviye biz yaparız. İşte diğer şeyleri de branşlara da işin içine koysa hiç ayakta duramaz yani. O i̇şte hiçbir imkanı yok. Evet. Devletin oraya çevirmesi lazım bir taraftan ki. Yerel sporcuların da çıkmasında, gelişmesinde katkıyı sağlayan bir federasyon olsun. Yapılması, sporda yapılması gereken çok şey var. Sporun bana göre tamamen yeniden bir yapılandırılması lazım. Bu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, bana göre Futbol Federasyonu, hepsinin yeniden yapılandırılması lazım. Güzel futbol adamlarının, bu işten anlayanların bir araya gelip onun sporun bir anayasasını yazması lazım. Onu anayasa ve yasa çerçevesinde futbol federasyonu idare etmesi lazım. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu da ona göre bir yasası olması lazım. Bir yönetmeliği olması lazım. O şekilde idare etmesi lazım. Şimdi yani gayet belirlenmemiş bir hedef. O hedef çerçevesinde kimi sağa gidiyor, kimi sola gidiyor, kimi ortadan gidiyor, kimin ne yaptığı belli değil yani. Sistem yok. Sporda bana göre sistem hiç yok. Hasan abi, Etimesgut'a sizin desteğiniz olmasa, belediyenin desteği olmasa, Futbol Federasyonu'ndan gelen geliriyle kulübü çevirmek mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. Orada da gelir dağılımı farklı. Yani Futbol Federasyonu aslında 2. ve 3. ligdeki takımları şey yapabilir.
aslında destekleyebilir. O imkanlar var ama neticede Futbol Federasyonu gelen ve gideni bir bakıp ya bu gidiyor, evet gelir gider, muhasebe dağılımı düzgün ama ya nereye gidiyor? Gittiği yer buraya gitmese de biraz da üçüncü ve ikinciliklere gitse daha mı iyi olur? Veya bölgesel amatördeki çocuklara gitse daha mı iyi olur? Daha mı iyi insan yetiştirebilirler? Bunu demiyor ki. Peki Süper Lig'de bir kulüp olsa aynı şeyi söyleyebilir misiniz başkan? Yani gelir gideri kendi başına dönemez, illa destek lazım diye. Süper Lig'de iyi bir altyapın olursa, altyapını oluşturursan kendi kendini idare edebilir. Süper Lig'de akıllı bir başkan bence kendi kendini idare edecek şekilde bir kulüp oluşturabilir. İşte benim de anlayamadığım nokta biraz bu. Bu kadar yüksek gelirleri olan bir Süper Lig'in hiç gelir olmayanlardaysa ikinci ve üçüncü lig bu şekilde yürütülürken Süper Lig'de bir kulüp başkanı bu kadar kulübü nasıl borçlandırıyor, nasıl şey yapıyor? Bunlar i̇şte, ciddi ciddi futbolun sorunları. O anayasa yazılacak dediğinizde işte açık bırakmayacaksın. Açık bıraktığın zaman anayasada, yasada bir boşluk bulduğu zaman nasıl ki içine giriyorsun, onlardan faydalanmaya çalışan insanlar var. Hiç açık bırakmayacaksın. Öyle bir anayasası, öyle bir yasası olacak ki spor federasyonunun. O çerçevede çalıştığı zaman yanlış yapamayacak, her şeyi düzgün yapacak, hiçbir kaçağı göçeği olmayacak. O zaman ne olur? Sporda başarılı oluruz, dünyada başarılı oluruz. Şimdi niye başarılı olamıyoruz? Şimdi bir sistemimiz yok ki. Bir sistem çerçevesinde çalışan hiçbir şeyimiz yok ya. Hiçbir şey yok yani. Federasyona para geliyor, nereye gidiyor? Ha, mutlaka yasal olarak gittiği yerler bellidir, kayıp kaçak vardır demiyorum. Ama gittiği yerlerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yanlış yerlere gidiyor. Bu kadar yüksek Süper Lig'de, birinci ligde kulüpler para kazanırken amatör liglere kimsenin bakacağını düşünmüyor. Çünkü hazırı alma, hazırı tüketme konusunda bir alışkanlık yaratıyor. Kulüpler altyapılarına da bakmıyor, amatör liglerden futbolcu da bakmaya gitmiyor. Sürekli bir yurt dışına gidip yabancı futbolcu izleme merakına düşüyorlar. Futbolda biraz galiba bitiren bu. Hasan abi, yavaş yavaş bitiririz de ben şeyi merak ediyorum. Bu kadar futbolun her alanıyla, sporun her alanıyla ilgilenmeyiz. Normalde sporun her alanıyla ilgilenen birisinin başka bir amacı vardır. Ya siyasete girmeyi düşünüyordur ya başka dertleri vardır. Var mı abi, öyle bir niyetin mi var? Yok, politikayı hiç düşünmüyorum. Çünkü belli bir seviyeye geldikten sonra insan bir şeylerden zevk alması lazım. Yani insan ne olur? Şirketini büyütür, daha da büyüteceğim der, uçak alacağım der, bilmem şunu alacağım, ondan zevk alacağım. Ben onlardan zevk almıyorum yani. Ben şimdi takım yendiği zaman, ulan sahaya çıktı bizim çocuklar, yendiği zaman ben ondan zevk alıyorum ve benim şeyim yükseliyor yani. Böyle heyecanlanıyorum. En iyi zevk aldığım şey bu. Niye yani? Enver Başkan'a da bunu yansıtmışsınız. Evet, onda da var. Enver Başkan'a da var artık. Ben onu gördüm. Sizden önce var mıydı başkan? Yoktu. Sonra bizle beraber başladı. Onun için yani bundan zevk aldığım bir işi yapıyor. Hoşuma giden bir şeyi yapıyor. Ben her hafta sonu bende bir heyecan var ya. Her hafta sonu heyecan. Bundan daha güzel bir şey olur mu yani? Ne olacak yani? Ha, geldik gidiyoruz yani. Neticede ömür çok kısa. Allah geleceğimizi iyi etsin inşallah. İnşallah. Öbür dünyamızı kurtaralım bu dünyadayken. Bunlar da bir şeydir yani, öbür dünyayla ilgili de bir yatırımdır. Gençlere hizmet etmek, gençleri bir yerden çıkarmak. Aslında var ya, bu spor konusunu gerçekten genç çocuklardan başlayıp belli bir seviyeye kadar sistemli bir şekilde götürmek var ya, ülkeye hizmettir. Öbür dünyada kurtarmaktır yani. Doğru söylüyorsun. Ama o sistem kurulmamış yani. Bizim ülkemizde o sistem kurulmamış. İnşallah kuracak bir işte bakanımız falan çıkar da güzel bir sistem kurar yani. Çünkü hep spora baktıkları yerler yanlış yerlerden bakılıyor. Tamamen başarıya odaklı hesap ediliyor. İnsan kazanma kısmı biraz o kadar önemli olmuyor. Yani spor konusunda konuşulanlar, olimpiyata sporcu gönderecek miyiz, olimpiyatta kaç madalya alacağız, indirgenmiş durumda. Spor Genel Müdürlüğü'nün sayfasından lisanslı sporcu sayısına bakıyorum. Hakim olduğum bisiklette örnek göstereyim, 200 küsur sporcu gözüküyor. Ankara'da bir tane bisiklet sporcusu var. Sırf bir rakamlar üzerinde çalışılıyor ama gerçekte özünde bir şey yapılmıyor. Siz bunları görüyorsunuz. Ben o konuda çok teşekkür ediyorum. Ben çok eksik görüyorum. Yani sporda yapılması gereken o kadar çok şey var ki. Bir kere her çocuk, her genç bir sporla uğraşması, mutlaka uğraşması gerekir. Çocukluğunda bir spor yapması gerekir. Hatta
çocukluğunda yaptığı sporu ileri aşamada, olgun yaşlarında, yaşlandığı zaman da yapabilecek şekilde sporlar evet. yapması gerekir. Bu çocuklara bir şeyler vermek gerekir. Onu sistemi öyle kurmak gerekir. Yok bizde hastalanınca, kilo olunca spora başlıyoruz evet. ama hiçbir şey yaramıyoruz. Zamanında evet. yapmış olsa o sakatlığı yaşamayacak belki. Evet. O beli kalmayacak, sorun yaşamayacak. Etmez, inan Etmez sporu, Etmez Belediye sporu son derece seviyorum ve tek düşüncem onun Süper Lig'de bir gün çıkması, Süper Lig'de oynaması. Rize ile karşılaşması. Rize ile Süper Lig'de karşılaşmasını istiyordum ama inşallah birincilikte olmaz yani. İnşallah. Ben Süper Lig'de Rize Spor'la, benim dediğim şey Süper Lig'de Rize Spor'la bir gün Etmez Spor'u oynatacağım inşallah demiştim. Ama inşallah bu sene çıkarlar, biz de gideriz Süper Lig'de buluşuruz yine yani. Bir dedikoduyu da açmak açısından söylüyorum. Cevabını bildiğim bir soru aslında. İlhan Başkan'ın vefatından ardından da Hasan Kartal Gençler Birliği Başkanlığı'na da adaylı olacaklardı. Şahin yönetimde evet. oğlumuz. Evet. Bunların olmadığını Şahin Bey'le de konuştuğumuzda, size de konuştuğumuzda biliyordum ama sürekli evet. isminizin anılması böyle yerlerde, Ankara'da güzel olunca, bir şey. Yani şimdi Gençler Birliği olunca, İlhan abinin olunca, takımın, İlhan abinin bir kulübüne benim ismimin geçmesi ne güzel bir şey ya. Ben onu da severim. İlhan rahmetliyi çok daha severim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kendisi de bana söyledi. Geldi. Düşünür müsün dedi. Sordu. Benim öyle bir düşüncem o zaman da yok dedim. Şimdi de öyle bir düşüncem yoktur. İnşallah Murat kardeşimiz başarılı olur, iyi olur. Babasını örnek alır. Ondan daha iyi bir başkan olur. Ben onu çok isterim mesela. Mesela Gençler Birliği'nin sıkıntıya girmesini hiç istemem. Üzülürüm ya. Çok üzülürüm. Evelallah öyle olacaktı ama ismimin geçmesi güzel bir şey tabii yani. İlhan abinin, rahmetlinin kulübüne, başkanlığa ismim geçmek, ben gurur duyarım vallahi. Yok biz de gurur duyarım. Şey yani. Yaptık ama bu kulis muhabbetleri, denge ayarları yok, oradan öyle. Şey yapıldı. Öyle bir düşüncem var. Şahin de iyi bir yöneticilik sergiliyor. Evet, Şahin yetişiyor inşallah ileri aşamada. Şahin de bir yerlerde ihtiyaç duyulduğu zaman İyi bir başkan olabilir bir gün yani. Büyük oğlunuz Koray da federasyonda herhalde. Koray yok, şeydeydi o bir ara bir... O da sporla alakalı düşünüyor. Yani o fazla değil, o daha çok iş adamlığı yönüyle, iş o sivil toplum örgütleri, iş adamlığıyla ilgili toplum örgütlerinde daha çok etkili. İşleri de o götürüyor zaten. Onun yok ama Şahin'le bizim böyle bir sporla ilgili bir şeylerimiz var. İnşallah iyi olur. İyi ki varsınız başkan. İnşallah gelecek sene PTT 1. Lig'deki Etimeskut Spor'un başkanı i̇nşallah, olarak İnşallah, inşallah ya, inşallah. Ben de size başarılar diliyorum. Bak basın sağ olsun ilgi gösteriyor, geliyor, sizler ilgileniyorsunuz. Klasik spor olarak bayağı bir şeyler yapıyorsunuz. Bir de sıkıntımız şey bizim, maçların bir şekilde canlı yayınlanması. İnşallah onlar. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Yani çünkü bizim epey bir seyircimiz var. Takip eden de çok. Yani biz eğer bir yerde canlı yayınlanırsak izleneceğinden son derece eminim. İnşallah. Yani. Bayağı bir izleyici bizim kitlesi olur. Bizim de niyetimiz var inşallah. Bu evet. sene onu organize edip onları evet. yayınlama konusunda bizim desteğimiz var. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Başarılar diliyorum.